Bakın bu söyledikleri, Hasan Bey'in söyledikleri de yanlış. Biraz önce anlattım. Hayatın meydana gelişini açıklayan iki tane ihtimal olabilir. Ya tesadüfen olmuştur evrim teorisini iddia ettiği gibi ya da yaratılmıştır. Biz baktığımız zaman akıl, mantık ve bütün bilimsel deliller, fosil kayıtları, aklımız bize şunu söylüyor. Allah tarafından elbette yaratıldığını. İnsanın bilim adamı olmasına gerek yok. Fosilleri bilmesine de gerek yok. Eğer bir insan benim varım diyebiliyorsa, şuuru varsa, şuurlu ben olduğunun kendisinin farkındaysa, zaten kendi kendini yaratmış olamayacağına göre ve yoktan var edildiğine göre yaratılmış olması gerekir. Daha en başta, en baş noktada zaten insan yaratıldığını kavrayabilir. Akıllı, biraz aklı çalışan, ufak bir çocuk bile, 7 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuk bile Allah tarafından yaratıldığını çok rahat anlayabilir. Getirip kendisine sorsanız sen yavrum tesadüfen mi oldun diye, elbette Allah tarafından yaratıldığını bilecektir. Dolayısıyla bilim adamı olmaya gerek yok.